Herkese iyi akşamlar. Burası Sine 1. Günlerden pazartesi saat 21.00. Kaptan Haftanın Özeti programına hoş geldiniz. Daimi konuğumuz Kaptan Mustafa Can bizlerle. Geçtiğimiz hafta kendisi Türkiye'nin bir ucundaydı. Ben diğer ucundaydım. Birazdan anlatacağımız ana konumuzla ilgili de çalışmalar yapmak üzere Türkiye'ye dağılmıştık. Bayağı dağılmışız ki 3G ile bile bir araya gelemedik. O nedenle de programı yapamadık. Ama mutlaka ki önümüzdeki günlerde telafi edeceğiz bunu. Kaptanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada Sine 1 mı, Cine 1 mi kanalımız? Şimdi genelde biz bu tip durumlara Türkçe konuştuğumuz için bir kısmını Türkçeleştirip bir kısmını İngilizce kullanmayı tercih ediyoruz. Doğru aslında Sine 1 veya Cine 1. Cine 1. Cine 1'deyiz. Bunu bir anketleme şansımız var mı sevgili yönetmenimiz? Bir yerlerden sorsak sevgili seyircilerimize, kaptanım. İyi olur. Cine 1 mi diyelim? Sine 1 mi, Sine 1 mı, Cine 1 mı? Hatta 900'lü bir hattı arasınlar, oradan da para kazanalım. Onu bayağı artık zor, olur şey yurt dışından, Bulgaristan üzerinden falan yapıyorlar şu an firmalar. Tekrar hoş geldiniz. Nasıldı kaptanım haftanız? Hafta yoğundur. Geçen hafta da, ondan bir haftaki, önceki hafta söylemiştim zaten. Küresel ısınmayı yerinde tespit için İzmir'e gideceğim, Antalya, Konya bir tur atacağım demiştim. Hakikaten yani gelecek yüzyıla kalmadı sanki bu iş. Nüfus artışında olduğu gibi yani son 50 yılda bir kat nüfus artışı ile beraber küresel ısınmada beklenildiği gibi benim az sonra bahsedeceğim önümüzdeki yüzyılda değil 20-30 yılda artı 5 dereceye geçeceğini ve tüm ekosistemi bozacağını düşünüyorum. Yağmur olmamasından dolayı zeytin yok dallarımızda. Karaburun'da ben 10-12 senedir zeytincilik yapıyorum. Hani bir sene ver yılı, bir sene verme yılı olurdu. Bu sefer yani geçen sene yoktu zaten. Bu sene dallarda tek tük zeytin var. Nasıl olacak? Şu anda yine bahsedeceğiz. Sıkıntılı bir dönem bizi bekliyor ama istersen başlamadan evvel küresel sıkıntılarımıza bir yöresel tarihimizden bahsedelim. Önemli bir haftayı geride bıraktık. Ağustos sıcağı. 26. Aslında en sıcak Türk Ağustos'u diyebiliriz aslında. Evet, yani. Evet. Türk yurdu için, Anadolu için. Yunan işgaline karşı direnen Türk ordusunun büyük savaşı. Orada araya gireyim mi kaptanım? Yunan mı demek lazım yoksa aslında cepheyi biraz genişletmek mi lazım? Şimdi sanki Rusya, Yunan deyince mahalle kavgasıymış gibi bir Rusya-Ukrayna savaşı yani. Nasıl ki Rusya-Ukrayna diyoruz ama arkasında NATO ve Avrupa var. Bu orada da İngiltere vardı. Biz aslında İngilizlerle savaştık. İngiliz'in imkanları. Amerika'da vardı. 9 Eylül'de İzmir açıklarında evet, zırhlarını getirip evet. Yunan askerlerini toplayıp adalara ve Yunanistan'a götürmüşlerdi. Doğru. Aynı şekilde Fransızlar da Ermenileri taşımıştı hainleri. Fransa'ya hak direnişi başladığında. Yunanlılara yazık olan arada onların kaynadığı filan gibi aslında daha böyle bir şey böyle güçlü bir ifade bulmak lazım gibi sanki. Oh olsun. Oh olsun daha iyi oldu. Şimdi tabii 14 Ağustos'ta aslında büyük savaş başlıyor. 26'sında Sakarya Meydan Muharebesi aynı zamanda başkomutanlık olarak da geçiyor ve Subaylar Savaşı olarak da geçiyor aynı zamanda. Ve tabii bunun bir de tarihte atıfta bulunan bir tarafı var. Onu da size bırakalım. Malazgirt'e dönelim. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun Anadolu fethi var ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun yıkışı var. Atatürk'ün o büyük savaşı 26'sında başlatmasını ben yadırgamıyorum. Atatürk tarih çok iyi bilen, iyi okuyan bir tarihçiydi. O da özellikle 26 Ağustos'ta top atışlarına başladı ve büyük savaşı başlattı. Onu denk getirebilmek bile kaptanım
başka bir hüner aslında. Tabii yani ki. On binlerce asker aynı anda ileri, belki geri. Ve belli etmeden hareket ettireceksin orduyu. Bir dehadan bahsediyoruz. Churchill'in dediği gibi her 100 yılda bir gelen deha ne yazık ki Türklere gelmiştir diye söylemişti. Evet, bir dehamız var, o Yüce Atatürk. Ben herhalde kimin yerinde olmak istemezdim o dönem için düşündüğümüzde düşman olarak. Dönemin Yunan kralı kaptanım, ben bu davetiyi de genelkurmayda görmüştüm bana orijinalini. O kadar emin ki zaferden, küçük Asya'yı alacağından, Ankara Palas veya benzer bir isimli otelde vereceği balonun davetiyelerini bastırmış. Ve bayağı bir dağıtmış her ülkeleri, hani işte şu tarihte sizi bekliyoruz filan diye. Tabii yani elinde patladı diyelim artık davetiye yani. Ama o nasıl bir özgüvenle gelmişlerse artık bunu biz başaracağız diye. Ama Sevr Anlaşması sonrası zaten bir karşı koyan bir şey yoktu ki, silah yok Anadolu'da, hiçbir şey yok. Köyleri yıka yıka, yaka yaka, tecavüz ede ede Polatlı'ya kadar geldiler. Orada halk direnişi başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işte Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi ile başlayan süreç. Hatta az daha geriye gidelim. 19 Mayıs. Tabii, 1919 Atatürk'ün. Biraz geç mi uyandık kaptanım biz Kurtuluş Savaşı'nda neler olacağına? Sanki şu an sığınmacı diyoruz ya, aslında istilacı bunlar. Tabii, istilacı, evet. Nasıl uyanmıyorsak Sevr Anlaşması'yla da ya ne olacak ki, gelsinler görelim demişlerdir. Bir şey olmayacak ve benim tahtım yerinde kalacak. Anadolu'dan bizi söküp atamayacaklar demişlerdi. Fransa, İtalya girdiğinde bu öyle gibi duruyordu ama Yunan girişi bütün Türkler için büyük bir şok oldu. Daha doğrusu Osmanlılar için. İşte o zaman Anadolu uyanmaya başladı. Bizi buradan atacaklar. Tek Türk bırakmayacaklar Orta Anadolu'da ve bütün Anadolu'da. Ondan sonra bir canhıraş savaşa girdik. Söke söke de aldık. Ama bir psikolojik sınır sanki Polatlı gibi, yani Afyon, Polatlı hattı gibi. Psikolojik sınır yani. Son sınır. Ne ölüm zaman, kalım ne savaşı. Ne zaman top sesleri Ankara'dan duyuldu, sembolik anlatım vardı. Ama şöyle yani düşün bir de, İnebolu'dan Ankara'ya mermi transferi, Rusların yardımı, bunlar öyle birdenbire olan şeyler değil. Mutlaka. Uçak alınması İtalyanlardan, İtalyanlar giderken silahlarının satın alınması, birdenbire böyle olan şeyler değil. O sürede de Yunan ordusu Polatlı'ya kadar ilerlemişti. Ama bunların toplamı da kaptanım doğru stratejinin doğru taktikleri herhalde. Tabii ki. Hani İtalyanlara silah almak, mesela İtalyanlara silah satmaya mecbur bırakabilmek de ayrı bir akıl aslında. İnönü'yü kaldırıyor. Diyor ki şimdi kazandığımız andır diyor. Paşam ne diyorsun diyor. Kaybettik. Hayır diyor. Onlar geri çekiliyorlar. Yarın büyük taarruza geçiyoruz diyor. Neyle diyor? Toplarla, tüfeklerle, süngülerle ve dediğini yapıyor. O arada başka bir komutanın sözü var. Bizi tarihi yargılar diyor. Hayır diyor. Beni Ankara Meydanı'nda asarsınız diyor. Bütün sorumluluk benim. Bir de düşün, son 200 yılını yalnızca savunma ve toprak kaybı ile geçirmiş bir ülkeyi ilk defa ileri komutuyla yürütüyor. Kesinlikle. Böylece Gazi Mustafa Kemal Paşa'mızın, şehitlerimizi, öbür dünyaya göçmüş gazilerimizi rahmetle, şükranla, minnetle anıyoruz. Bununla ilgili bir düşüncen var mı? Var tabii ki. Yönetmenimiz de hazır büyük olasılıkla kaptanım. Şimdi benzer durum sizin de söylediğiniz gibi, hani o zamanki düşmanı alın sevgili seyirciler, yerine istilacıları koyun. Ne video belirsiz, milyonlarca insan dolduruldu. Silaha, tehlikeli maddelere ve uyuşturucuya çok kolay erişimi olan ve kimlikleri dahi bilinmeyen ve bir kanser hücresi gibi içimize gezen insanlar var. Bunları oraya konumlandırıyoruz ve Türk ordusunun aslında kritik zamanlardan geçtiğini ve Cumhuriyetimiz için, layık devletimiz için, Atatürk Cumhuriyeti için kaygı duymamız gerektiğini düşünüyoruz. En azından okumamız gerektiğini, araştırmamız bir gerektiğini. Bir parantez açabilir miyim Çelik Bey?
Dün Hatay'da doğan 28 çocuğun 26'sı Suriyeli. İki tanesi Türk. Yani Hatay şu anda kaybedilmiş bir ilimiz. Eğer işte Atatürk'ün ölmeden Plesibit'i 37'de yaptırdığını şimdi yapmaya kalkarsanız Hatay, çünkü bir de vatandaşlık verildi bunların %90'ına, Hatay elimizden çıkacak. Böyle büyük bir riskimiz var. Reyhanlı'da kaptanım, öğrencilerin %70'ten fazlası şu an Suriyeliymiş. İlkokul. Acaba hangi dilde eğitim veriyorlar? Yani her şey şu an Arapçaya çevriliyor. Dün TRT Tabii diye bir dijital kanal açtı yeni kaptanım. Hı hı. Oranın tanıtım toplantısı düzenlendi. Sanatçılar, şarkıcılar Arapça merhaba demek için sıraya girdiler. Ehlen sehven filan ve seviniyorlar, sevinirik oluyorlar filan. Esasında korkulan onların çıkarsa, arasında ismini vermeyeceğim de sığınmacılarla ilgili ve Türk milliyetçisi olduğunu iddia eden bir sanatçı da vardı. Görünce çok şaşırdım. Yani bu, ehlen ve sehleni söyleyebilmek için özel çaba harcıyor. Bir de vurgu yapmaya çalışıyorlar falan. Evet. En çok, en iyi ben Arapça konuştum. Eyüp diyor, boğazdan çıkaracaksın, ehlen diyeceksin. Şimdi mesela bu insanları görünce kaptanım, aslında bizim dedelerimizin de fiziken bir fil içinde yer aldığı Kurtuluş Savaşı'nda neleri risk ederek, aslında nelerden vazgeçerek bu mücadele girdiklerini görüyorsunuz. Hani bir filmin başrolünü alamayı ver yani. Alma yani. Bir filmde de başrol oynama yani. Veyahut da zaten 5 filmden atıyorum şu kadar para koymuşsun kenara, bir daha kazanma yani. Gönüllerde taht kur. Ne bileyim. Aynen öyle. Bu arada Sultan Alparslan'ın ruhuna ve Anadolu'yu fetheden o yüce askerlere hep beraber Atatürk'le birlikte bir saygı duruşuna davet ediyorum seni. Hatta bunu biraz önce işgalcilerle bağdaştırmak için de saygı duruşu değil, bence bir kaygı duruşu demek de sanki kaptanım çok mu iddialı olur ama. Saygı duruşu diyorum ben. Peki o zaman öyle yapalım. Bir 30 saniyeliğine biz saygı duruşu bulunmak istiyoruz sevgili seyirciler. Siz de bize katılırsanız çok seviniriz. Bunu yapsaydık sevgili seyirciler 20 sene önce filan derlerdi ya, Allah Allah ya, ne tip adamlar bunlar filan derlerdi, ama şu an bence çok derece altı dolan bir hareket sergilediğimizi düşünüyorum. Çünkü geçen bir proje için kaptanım Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin Cumhuriyet'in 100. yıl logosunu aradık, bulamadık. Cumhuriyet'in 75. yılı var, 100. yıl logosu yok. Onun yerine Türkiye'nin 100 yılı diye bir şey çıkıyor karşımıza sürekli. Hükümet tarafında pek Cumhuriyet'i kutlayacak herhalde. Üç çeyreği kutladık ama birinci aslı kutlamamak hoş olmadı. Bununla ilgili yine tebrik edebiliriz. Zafer Partisi bir yürüyüş yapıyor. Diğer partilerden de katılım var. Benim ebelerimin, dedelerimin yürüdüğü yine Bolu, Ankara Kaan'ı İstiklal yolunda. İstiklal yolundan Kaan'ı ların geçtiği yoldan yine bir Kaan'ı eşliğinde o yürüyüşe başladılar. Sanırım 4 ya da 5 gün sürecek. Onların ayaklarına güç versin diyorum. Bu arada bu yürüyüşü her sene dağcılar, yürüyüşçüler, bisikletçi, motorcu, o yolda birçok kişi geçiyordu. Ilgaz Kıyısın köyünde de yine Eylül sonuna doğru muhakkak bir tören yapılıyordu. Bu törende
tüm Kastamonu Çankırı liselerinden talebelerle birlikte 4 kilometrelik bir yolu hep beraber yürüyoruz. Ben de son dördüne katıldım. Üniversitede okurken kaptanım Eskişehir İletişim Fakültesi'nde, İletişim Bilimleri Fakültesi'nde Japonya'dan bir heyet gelmişti. İşte iletişimin kitleleri yönetmekteki etkisi üzerine konuşurken filan çok şaşırıyorlardı. Onlar da ilkokul çağına gelmiş çocuklar. Hiroşima ve Nagasaki'de belli bölgeler korunmuş, o anki haliyle korunmuş ve gezdiriliyor orayı. Ama kafalarına vura vura değil, gezdiriyorlar. Mesajı şöyle alıyor çocuklar: çalışmazsanız, ter akıtmazsanız siz de böyle olursunuz. Siz de nasıl değerlendiremiyorsunuz? Ve Şerife Bacı'dan tutun, Nene Hatun'a kadar biliyorlar ve ilk verdikleri örneklerden biri de İstiklal Yolu'ydu. Dediler ki, ne dediler siz çocuklarınızı Mart ayında, Şubat ayında 2 saat bile olsa, 3 saat bile olsa o karda yürütmüyorsunuz. Evet. Hele ki bizim Japonlara bu arada aynı şekilde kaptanım, görsel zekalar. Yazma içini pek sevmiyorlar. Biz de görsel zeka. Bütün insanlık öyle. Görsel zeka yazmadan, okumadan daha hızlı. Daha etkili bir de yani insan. Hani Şubat ayında. Maymunlarda bile. Diyerekten konu dağılacak şimdi. Bu arada Çankırı'da dünya tarihini değiştirecek bir kazı çalışmasında maymun insan arası bir tür bulundu. 5000 yıllık. Bu yok, çok daha eski. Daha mı eskiydi o, yanlış mı hatırlıyorum? Ya 12 bin yıl önce insan varsa Göbeklitepe'de niye maymun var Çankırı'da? Bak şimdi merak ettim. İnsanların ilk atası bulundu. Milyon yıl olması lazım. Fosil çünkü. Bu demektir ki uygarlık dünyaya Anadolu'dan yayıldı. Afrika'ya da Anadolu'dan indi. Zaten Göbeklitepe falan boşuna değil arkadaşlar. Tabii. Bu arada ben öyle üfürmüşüm öyle 5000 diye. Tam Cübbeli'nin dünya tarihi gibi olmuş. Yani 6000 yıl dünya yaşıyor. Abi 8 milyon 700 bin yıl önce evet. diyor. 8 milyon 700 bin yıl önce. Adı da Anadolu Vius. Turkaya'ymış. Evet, biz koyduk. Turkaya falan diye oradan da bir gönderme mi yakaladık acaba? İlk insan Türk'tü diyerek yürüyebilir miyiz burada? Keşke ismini bir Türk ismi Asena koysalardı. Yani Anadolu Vius diye. 8 yıl önce paleolitik kazı alanında Miyosen dönemine tarihlenen insanın özellikler taşıyan filan falan. Çankırılı arkadaşlarım dalga geçiyorlar. Çok da değişiklik olmamış. Çok tehlikeli bir espri de. Bu kaya tuzuyla falan alakası olabilir mi kaptanın bu? Tabii orada tuz bölgesi var ya. Saklanabiliyor olması. Tabii ki. Bakteri yaşamadığı için. Biliyorsun, merak edin ey izleyiciler. Çankırı'da bir mağara var. 40 sene daha da eski olabilir. Orada bir eşek cesedi var. Bunun bulunduktan sonra bozulmadığını görüp etnografya müzesine götürüyorlar. Orada çürümeye başlayınca geri getiriyorlar bu mağaralara ve hala o mağaralarda ama yarısı çürümüş etnografya müzesinde. Eşek bence taşıdıkları için bozulmuş olabilir. Bir de beni Çankırı'dan alıyorsunuz diye. 4 yıldır ben bir tavşan cesedi var. Canlı gibi duruyor orada. Ya belediye başkanı çok akıllı biri, her sene değiştiriyor. Kaya Tuzlu Mağarası kadrolu tavşanı. İhaleye çıkıyorlar her yıl. Bir şey diyeceğim. Geçen sene gezdiğimiz mağara değil mi kaptanım? Evet, evet. Orada at vardı. Yok, eşek yok. At, vardı. At hatırlıyorum, kurt hatırlıyorum. Hayır, onlar tuz heykelleriydi. Tuz heykeli miydi onlar? Biz de zannettik. Yani bir heykel yarışması yapmıştı bundan önceki belediye başkanımız. Orada tuz çenliklerinde. Orada da bırakılmıştı o heykeller. Hem duvarlara kazınmıştı, hem heykel yapıp gösterim için oraya bırakılmıştı. Hayallerin İki tane ya. Canlı var. Birisi o, birisi o. Bu arada hiç bakteri yok içeride. Ve şey yok. Yani böcek böcek yok. İçeri girdiğinizde sabit 17 derece yazın ve kışın. İnanılmaz sağlıklı. Yani oraya girip 2 saat bir astım hastası her gün gitse bir ayda tedavi olmasına yardımcı olacağını düşünüyoruz. Nasıl? Yardımcı olarak diyerek altını sinmiş olmanız çok iyi oldu. Ama yani çok güzel bir yer orası kaptanım ve hani ben duydum mu? Evet, kitaplara duyduk ama ilk kez sizinle beraber gittiğimizde gördüm. Oraların aslında yılda 5 milyon 10 milyon ziyaretçi. Evet. Yani küçük hizmet ediyor olması lazım. Bir de içeri giriyorsunuz, binlerce mağara var. Milattan önce 4000'li yıllarda kazılmaya başlanmış, Hititler döneminde.
Ve hala da kazılıyor. Bitmeyen mağaralar var. Şimdi bir de patlatarak kazıyorlar ki ben buna karşıyım. Hatta mazotlu makinalarla bile kazılmasına karşıyım. Orada elektrikli araçlar kullanmalı. Çünkü biz bu tuzları kullanıyoruz. O karbon monoksiti, karbon dioksiti orada boşuna vatandaşı zehirlememeleri gerekiyor. Bir de tabiatın milyonlarca yılda meydana getirdiği o doğal yapılar sonuçta bunlar. Onlara da böyle sert hırsla daha çok kazanacağız diye de müdahale etmemek lazım. Yani biraz hafif sakinleşip ileride daha çok kazanacak bir formülün geliştirilmesi lazım aslında. Yani. Oranın bir tuz oteli yapılması işten bile değil. Polonya'daki gibi bir tuz şehri yapılması işten bile değil. Yapılabilir ve çok... Bir yer ama hatta girişi bile şantiye görüntüsü veriyor yani. Hatta biz gittiğimizde galiba kapalıydı yanlış hatırlamıyorsam. Özel izinle geçti. Siz rica ettiniz de ondan sonra açıldı kapılar yani. Olan normalde hep açık olması lazım. Evet. Neyse hazır o mazotu yakalayalım içinden. Küresel ısınmaya doğru ufaktan geçelim. Geçen hafta içinde yönetmenimiz Muhammed Bey'le konuşuyoruz. Abi dedi şöyle bir şey yapalım dedi. Ne yapalım Muhammed dedim. Klimaları açmayalım, stüdyoda terleyin, küresel iklime gönderme yapalım dedi. Ben dedim ki çok iyi fantezi ama dedim sağ olsun gerçekleştirdi yani. Sapır sapır terliyoruz. Biraz geç mi açtı ya da derecesini yükseltti, 25 mi 30 mu yaptı bilmiyorum. Terledik vallahi burada ama tabii küresel iklim değişikliği demek lazım aslında. Sadece ısınma olarak değil, soğuma da aslında bir parçası. Yani dünyanın bazı yerleri yanıyor, bazı yerleri de boğuluyor. Yani böyle bir... Yok, tehlikeli olan küresel ısının artması. Son 100 yılda 0.7 derece bir artış var. Ama kritik eşik 2.5 derecedir. 2.5'tan sonra buzullar, ya yarım yamalak anlatmayalım, geçelim tam anlatalım. Tamam o zaman, nasıl o zaman konuyu bağlayayım? Sizi direkt top atayım, çekileyim mi kenara? Yoksa bir iki araya... Yok, ara sıra dalabilirsin araya. Tamam o zaman. Şimdi ilginç böyle birkaç işte son bir ayın işte haberlerinden toparladık. Hı hı. Kaptanım şöyle mesela İstanbul Barajı'nda su tükeniyor diye klasik bir haber var. Bu her sene yayınlanıyor. %32'nin altına düşmüş şu an su. İstanbul'un en büyük sorunlarından su sorunu hala devam etmekte. Yani trafik sorunu ayrı, su sorunu ayrı devam etmekte. Küresel ısınmayla birlikte bu sorun büyüyecek. Yani İstanbul'da çözümlerden biri deniz suyundan tatlı su üretmek. Teknoloji çok gelişti. Çok az enerjiyle bu üretilebilir ve ucuz üretilebilir hale geldi. Bizim geçip bu gölleri kurutmaktan kurtulmamız lazım. Ama o zaman da denize müdahale etmiş olmayacağız mı kaptan? 20 milyon insanın su ihtiyacından bahsediyoruz. Gölü bitirebiliriz de denizi zor bitiririz. Antarktika var, oraya yaslanırız yani. Orada zaten, da bu arada Antarktika... Zaten küresel ısınmayla beraber erime, deniz seviyelerinde yükselme olacak. Bir pozitif fayda sağlamış oluruz. Bu arada Antarktika öyle bir söylenişi var. 3 Türkiye boyutunda eridi. Erimiş. Yani ne oluyor? 3 kere 8 24 kabaca 2 milyon 400 bin kilometre kare gibi bir rakam şu an erimiş durumda buzul. Bunlar suya karışıyorlar. Karıştığı yerde aslında su ısısını yükseltmesini beklerken kaynıyor gidiyor tabii. Yine aslında hiçbir şey etkisi de olmuyor. Sıcaktan kaynaklı veya işte ters çoğu yerde aşırı nemden kaynaklı özellikle Pakistan bölgesinde kaptanım aşırı yağışlara bağlı felaketler yaşanıyor. Zararlar ilk tahminler 35-40 milyar dolar. İkinci tehlikede göç tetiklemesi. Şu an bile zaten işsizlikten veya da başka siyasi argümanlardan dolayı göç hareketleri var. Bunun devamında küresel iklim değişikliği de aslında bunu tetikler mi gibi duruyor. Katılır mısınız buna? Kesinlikle. Kesinlikle. Şöyle baktığımızda 1860'lı yıllarda sanayi devrimiyle beraber dünya ısınmaya başladı. Dünyayı ısıtan aslında güneş ışınlarının girişi değil, çıkışı esnasında havadaki karbondioksitin ve ozonun bozulmasından dolayı daha çok ısıyı, radyoaktif ısıyı tutması ve bir sera etkisi yaratmasından dolayı ısınma meydana geliyor. Burada evet buzulların kopuşlarını seyrediyoruz.
O zaman bu aynı zamanda yüksek yüksek binaların yapılmış olması da kaptanın bu sera etkisini artırmıyor o zaman. Tabii ki körüklüyor. Yani 5 katın üstüne çıkmaması lazım. Bir şehirde bir insan için gerekli olan ağaç sayısı 8 ağaç. Yani insanın harcadığı karbondioksiti bu, ama yalnızca solumayla. Bu arada arabana biniyorsun. Evin içinde bir tane cihazı alıp çalıştırıyorsun. Onun elektrik üretimi için yapılan karbon salınımları hariç. 8 ağaçta bunu kompanse edebiliyorsunuz. Dolayısıyla çok kat kesinlikle olmamalı. Çünkü atık problemi başlıyor, trafik problemi başlıyor. Başlıyor da başlıyor. Ama bu hani mesela Belgrad ormanlarına İstanbul'da kişi başı 8 ağaç dikelim, toplamda 160 milyon ağaçla bu konuyu kapatalım da değil ama. Tabii bir yere ki dikip, hadi bize es değil, değil mi? Yani bizim yaşadığımız yerin de aslında bir de yalnızca Türkiye ile değil, dünya bununla savaşmak zorunda. Yalnızca biz Türkiye olarak kendimiz bir 50 yıl daha rahat ederiz, ama bütün dünya bu tip önlemleri almaz ise o küresel ısınmadan dolayı oluşan kuraklığın acısını biz de Avrupa'da çekecek. Nasıl anlatacağız? 8 bin yıldır dünyadaki ısı değişim dönüşümü, yani kışın gelmesi, yağmurun düşmesi, yazın gelmesi, baharın gelmesi, bu döngü fazla etkilenmemişti. Ta ki 1860'lı yıllara kadar. 1860'lı yılda sanayi devriminden sonra her şey çok fazla bir şekilde değişti. 100 yılda dünyadaki ısı artışı 1 dereceye dayandı. Bakın, 2,5 derece neydi? Eşikti. 2,5'ü aştığında artık Grönland buzullarının tamamının erimesi söz konusu. Şu anda bile beyaz ayıların kilo kayıpları %10. Su kaybı, buz kaybından ve beslenme alanlarının daralmasından dolayı. Doğru. Şimdi bizim amacımız antropojen, yani insan, burada anlatmak istediğim ki küresel ısınmayla ilgili, mesela soğumayla ilgili diyelim, dinozorların yok oluşu, büyük göktaşının çarpması, işte gökyüzünün tamamen kapanmaması, hiç ışığın girmemesi, ki bizim Kuzey Karadeniz'e kadar komple don olması bunlardan biriydi. Bu etkenler harici küresel ısınmada tamamen insan faktörü var. En çok da enerji. %50'si enerji üretebilmek için salınan karbondioksit ve fosil yakıtların kullanılması. Ondan sonraki sıra %24 endüstri, %14 ormansızlaşma, %13 oranında da tarımsal faaliyetler. İlginç değil mi? Tarımsal faaliyetler de, yani sürdüğünüz zaman çıkan gazlar sera gazı etkisi yaratabiliyor. O aynı zamanda ilaçlardan da kaynaklanıyor olabilir mi? Tabii ki onların hem da etkisi makineler, var. Hem evet, makineler, evet, tarım, hem de, evet, ilaçlar. Şimdi karbondioksit havadaki karbondioksit miktarı 100 yılda yaklaşık 2 katına çıktı. Önümüzdeki 100 yılda bir 2 katına çıktığında bizim için, yaşamsal döngümüz için bile bu artık risk olmaya başlıyor. Dünya Kyoto Protokolü diye biliyorsun bir protokol imzaladı. Hı hı. Türkiye'de 90'lı yıllardaki karbondioksit salınımımızı %5 artıracağız, azaltacağız dedik. Amerika %7, Avrupa %8. Bu arada çok az olmasından dolayı Avustralya'ya da %8 artırma yetkisi verdi. Buradan anlıyoruz ki yani çok doğru kararlar alındı. Herkesin eşit sanayileşmesini sağlamak için. Yani en çok Avrupa ve Amerika'nın bu konuda zarar verdiği için dünyaya en büyük azaltmayı da onlardan istemişler. Bana kalırsa çok daha fazla olması lazımdı. Kloroflorokarbon. Bu dünya için inanılmaz tehlikeli bir ürün. Ozon tabakasını yok ediyor.
bizim işte o asıl dediğimiz radyoaktiviteyi engelleyen tabaka yok oluyor. Bunu nerede kullanıyoruz? Klima sistemlerinde, köpük yapıcılarda, sert ve yumuşak köpüklerde kullanıyoruz. Temizleme maddelerinde ve bundan dünyanın bir an önce vazgeçmesi gerekiyor. Buna en çok üzülecek de sensin. Klima çalışmayacak. Orada bir paradoksa düşüyoruz zaten kaptanım. Şimdi yok, hani yok, klima... çok sıcak diye klima açıyorsunuz. Yok. Klima açtıkça klima üretiyorlar. O da onu etkiliyor. O onu etkiliyor falan. Döngüye giriyoruz. Tam tersi işte. Ters orantılı diyoruz. Klima yapıyoruz. Sıcaklık artıyor. Klimalar artıyor. Daha çok enerji üretiyorsun. Yani o 50 yıl diyorlar ya, ben bu V-küp şeklinde çok daha hızlı sera etkisinin oluşacağını, fazlalaşacağını düşünüyorum. Kümülatif olarak da artacaktır, doğru. Evet, tarımda suni gübre kullanılması, azot oksit. Kullanmazsan insanlar aç kalacak, azot oksit kullanırsan karbondioksit salınımı artacak. Yine ilginç bir şey daha, hayvanlar. İneklerin karınlarındaki gazlar, işkembelerindeki gazlar da, ben bunun bir iddia olduğunu, yani ozon tabakasını etkileyecek kadar metan üretebileceklerini düşünmüyorum. Fakat böyle bir bilimsel olduğunu iddia eden veriler var elimizde. Şimdi 2.7 derecelik artışta biliyorsunuz buzullar eriyor. 1 derecelik artışta da her şey o kadar çok değişiyor ki, bakın fırtınalar bile değişecek, yağmur sistemi değişecek. Buzullar artı bir bile olsa komple yok olmayacak ama eriyecek, deniz seviyesi yükselecek. Bir Hollanda diye bir yer kalmayacak. Rusya'nın sularının büyük kısmı, Amerika'nın yaklaşık 2 milyon 400 metrekaresi olduğu gibi suyla kaplanacak. Yani özellikle delta alanları, bir metrelik yükselişte her şey değişiyor biliyorsun. Rusya'ya gitmişseniz görmüşsünüzdür, Ukrayna'da, Rusya'da çok büyük alanlar, hiç tepe bile göremezsiniz, deniz seviyesine yakındır. Yani şeyden çıktığınızda mesela Belarus'tan gemiyle hiçbir havuz kullanmadan Karadeniz'e inebiliyorsunuz. Bu ne demektir? 2 metrelik Karadeniz yükselmesi, ki yükselecek, olduğu gibi bu bölgenin sular altında ve tarım dışı kalmasıdır. Biliyorsunuz Ukrayna ve Rusya şu an dünyanın tarım ambarı ve bu bölgelerde yetiştiriyorlar buğdayı. Bunlar eğer çöktüğünde siz düşünün neler olacağını. Bu arada yine biz sulanma sorunundan dolayı, yağmur yağmamasından dolayı Anadolu'da da çoraklık yaşanacak, çölleşme yaşanacak. Yine o Mezopotamya, bir de siyanür etkisi var biliyorsunuz. Komple siyanür salınıyor bütün nehirlerimize. Altın çıkaracağız diye. Tamamen yaşanmaz bir hale gelecek. Ne kadar kötü, değil mi? Ama ben gerçek. Bu konuyu çalışırken de, yaşarken de hakikaten kötü kötü rüyalar görüyorum. Bunu Türkler olarak hep beraber yaşayacağız. Şimdi işin açığı kaptanım, araya hemen girmek isterim. Ben bu kadar ciddi olduğunu düşünmüyordum bu konunun. Biraz şey, böyle bir köpürtülüyor hani, bir pandemi dönemindeki böyle bir korku yaratılıyor falan diye düşünüyordum ama hani bu program içinde böyle haberlere falan bakınca hani... Her sene ne oluyor biliyor musun? 100 yıldır ilk defa şu sıcaklık, 100 yıldır ilk defa bu sıcaklığa erişti. Bunları hep beraber izliyoruz. Kışın biliyorsun kar olmadı geçen kış. Yani İstanbul'da ben 10 sene önceki kışları sen de hatırlıyorsun, ben de hatırlıyorum. Bir ay, iki ay kar sürekli en azından toprak bölgede kalırdı. Artık yok. Yani bu kadar müdahale edilebilir bir coğrafya değil aslında. Hani küçük bir kasabadan bahsetsek sevgili seyirciler, bir köyden bahsetsek oranın iklimine müdahale belki düşünülebilir veya tartışılabilir ama bütün dünya böyle şu an. Hani biz tam Türkiye'ye bakıyorduk. İşte İtalya'sı, İspanya'sı, Almanya'sı, Amerika'sı, Japonya'sı, Çin'i kaptanım. Şu an dünyanın her yerinde ilginç doğa olayları var. Evet. Ve şimdi ardı bir ardına de yaşanıyor bunlar. Ekosistem üzerine etkisi var. Yani mantar türleri bile yok olacak.
mantarlardan beslenen sporlar. Yeni Anadolu'da mevcut olan mesela Karaburun'un en önemli ürünlerinden biri soğanlı bitkiler 3 derece yükseldiğinde yok olacaklar. Nergiz artık sevgililer gününde eve götüremeyeceksiniz. Bari böyle ikna edebilelim insanları. Evet. Ama mesela başka bir yerde üretime devam edecek mi bu, yoksa oraya sıçrayamadan şimdi olduğu yerde çöküp kalacak? Şöyle yukarıya doğru çıkma ihtimali var ama tarım alanlarının daraldığını düşünürsen önce karın doyacak, sonra çiçeğe doğru bakılacak. Bir de alanlar ona göre planlanmış zaten. Hinterland'ında böyle bir yapılanma, bir planlama olmadığı için devamı gelmeyecek aslında evet bunun. Ve ne olacak? Karadeniz'de aşırı yağmurlar, bu da tarım için kötü. Orta Anadolu'da bu arada küresel ısınma 40 ile 70 derece arası, enlemleri arasında bütün dünyada etkili olacak ki biz tam cuk oturuyoruz. Orada stratejik önemimiz hakikaten. Gene devam ediyor. Coğrafyamız teşekkür ederiz ya hakikaten. Ama öyle kaptan, mesela Antalya'nın 2 metre yükselmesi demek Akdeniz'in, Antalya'daki bütün turizm denen konunun kapanması demek. Antalya yalnızca turizm mi? Orada tarım. Hani ilk akla gelen de 2 metre yükseldi. Konya altından ve Lara'dan tutun merkezde, ilçelere kadar gidin, Alanya'sı, Kalkan'ı falan. Tamamen evet, deniz turizmi bitti. Evet. Neyse şeye gelirler, o dağlarla kaplı İzmir Karaburun'a. Bizim Ayşen Hanım'ın da oteli olacak orada. Orada kalırlar. Hani. Adını da küresel iklim oteli koyalım bari de. Şimdi Alaska çok ilginç bir şey. Bu da yaşanmış bir şey. Balıkların kuzeye çıkmasından dolayı 93 yılında 120 bin deniz kuşu yok olmak durumunda. 120 bin tane. Yani bir ırk yok oluyor. Bu o kadar her tarafta yaygınlaşacak ki düşün, leyleklerin daha çok uçması lazım ki uçamazlar. Eğer bu 1 milyon yıl sürseydi bu ısı değişiklikleri, alışır, leylekler uyum sağlayabilirdi. Bunu da Darwin'i rahmetle anıyoruz. Evet. Ama bu kadar hızlı gelişime dayanamayacaklar ve giderken patır patır ölecekler. Mesela tuz gölü ortadan kalkarsa sevgili seyirciler, Türkiye'deki leyleklerin %70 civarı şimdi göllere geliyor. Ölecek. Türkiye'deki. Bu arada Gökhan Karakaş, bir gazeteci kardeşimiz, emekli olmuş çalıştığı gazetede ama yine de devam ediyor. Türkiye'deki gölleri dolaştı. O içler acısı durumu tespit etti. Türkiye'deki göllerin, özellikle küçük ve tektonik volkanik göllerin kuruduğunu fotoğrafladı. Orada kayıkların toprak üstünde kaldığını. Hatta şimdi yüzen adalar olan dünyadaki 3 gölden birinde artık yüzer ada yok. Çünkü 6 metre olan su derinliği düştü 2,5'a, hepsi oturdu, yüzendiği oturan adalar oldu. Oraya gelmeden önce artık bizim devletimizin güvenlik kitabına, kırmızı kitaba, küresel ısınmacının ve sığınmacıların ve istilacıların girmesi gerekiyor. Bu bizim için bir tehdittir. Aç kalma, yok olma, var olma tehdidi. Küresel ısınmayla birlikte göçle gelecek istilacılar artacaktır. Düşünün, 2 milyar Hintli, 500 milyon Paki, geliyorsun Afgan, zaten geliyorlar. Bunların hep beraber geldiğini, hani filmlerde şeyler var ya, oyunlarda yüz binlerce insan geliyor, sen de ateş ediyorsun, bitmiyor, atlıyorlar ve seni yok ediyorlar. Evet, bununla yüzleşeceğiz. Bu kadar olacak. Doğru. Ve biz buna hazır olmamız lazım. Türkiye'de söyledik, Karadeniz'de seller başlayacak, Anadolu'da çölleşme başlayacak ve 12 bin bitki çeşidinin yaşadığı ülkemizde 3000'den fazla endemik bitki yok olacak 2.7 derece yükseldiğinde. Göllerimizde ise zaten Tuz Gölü 2005 yılında 32 bin hektara düşmüş.
87 yılında 92 bin hektar. %30'a düşmüş. Yani hayal et abi, %30'a 2005 yılında. Ben şu anda bir yarısı kadar da gittiğini biliyorum. 15 bin dersen %10'a düşmüş. Yani ilk kuruyacak göllerimizden biri. Beyşehir Gölü Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü. Ve orada balıkçılıktan da geçiniliyor ve sulamada da kullanılıyor. Ne yazık ki %23 miktarında su miktarının azalması kaygılarımızı çok artırıyor. Eğirdir Gölü, en derinliği yeri 13 metre olan Eğirdir Gölü'nde 56 santim azalma. Bak bu önemli bir rakam. 56 santim yarım metre, 13 metre 26'da bir oranında azalmış demektir. Ve yani 8000 yıldır orada duran bizi bilindiği kadar nehir ve yok oluyor şimdi. Son 100 yıldaki küresel ısınmadan dolayı. Manyas Gölü, kuş cenneti, milli parkımız. Şu anda 40 santim kadar derinliğe azalmıştır ve hızla da devam etmektedir. Balıkçılık yapanlar var o bölgede. Yaklaşık 11 köy, evet 11 köy balıkçılıkla geçiniyor. 2 metre daha indiğinde, ki ben önümüzdeki 20 yılda olacağını düşünüyorum, orada ciddi geçinemeyecekler. Onlar da İstanbul'a gelecekler, sığınmacı olacaklar. Van Gölü. 1995 ile 2008 arasında Van Gölü'nde derinlik 2 metre su çekilmesi yaşanmıştır. Büyük bir miktardır bu ve hızla da devam etmektedir. Ladik Gölü, evet demiştim, yüzer adacıkları olan 3 gölden biri. Sulama amaçlı fazla kullanım da sebebiyle bu da var. 1300 hektar olan göl 6 metreden 1,5 metreye inmesi nedeniyle 700 hektara düşmüştür. Sapanca Gölü, Sapanca Gölü'nün etrafındaki yapılaşma, kurulan şişeleme fabrikaları, kendilerine izin verilen miktarda su kullanmaları gölden, su toplama havzasındaki yapılaşma ve İzmit Sanayi Kuruluşları'nın ve Yuvacık Barajı'nın su alması kuraklıkta birleşince gölün sularında büyük azalma başladı ve oraları da tarım alanı olarak kullanmaya, azalan kısımları ve evler yapmaya başladılar açılan yerler. Evet. Şimdi küresel ısınmayla neler olabilir? Böyle bir iki tane başlık ekliyorum. Mi diyelim kaptanım, bir reklam arası mı verelim? Şunu bitireyim, sonra tamam. Önlemlere geçeceğiz. Neler yapılmalı? Tamam. Bu arada oradan attık gittik, saat 10'a çeyrek var. Çünkü çok hızlı, çok böyle hisselere girerlediği için program. 5 dakika istiyorum müsaadenle. Veriyor musun? Tabii ki, tabii ki 5 dakika sizin. İşten atarım. Tanıdık televizyoncu varsa CV gönderelim. Sıcak ve kurak devrenin uzunluğundaki ve şiddetindeki artışa bağlı olarak orman yangınlarının frekansı, etki alanı, süresi artabilir. Artıyor mu? Artıyor. Artıyor. Ege Adaları yanıyor, yanıyor. Bu arada bizim, yani biz onların orman yangınından yanmasaydı oksijeninden faydalanıyorduk. Acaba neden bizden yardım istemiyorlar ve önleyemiyorlar? Bizim gerçekten iyi bir uçak filomuz var. Artık diyeyim. Çanakkale yangınını kıyı emniyetiyle, liman başkanlıklarıyla, karadan, havadan, belediyeyle, valilikle çok güzel çalıştılar. O fırtınada, o sıcaklıkta oluşan yangını bence çok kısa sürede ve çok az kayıpla hallettiler. Yunanistan'a da bizim uçakların gitmesi lazım. Bu arada dün Ilgaz'da bir yangın çıktı. Onun da kontrol altında olduğunu sevinçle öğrendik. Bir an önce düzüleceğini bekliyoruz. Ve tarımsal üretim potansiyelleri değişecek. Bunun hani demin pozitif, negatif. Karadeniz kıyılarına önce pozitif, sonra oraya da negatif. Yok, aşırı yağışların etkisi olacağını. Ama Anadolu genelinde ise
kuraklığın inanılmaz tarımsal ürünlerde azalma yaşanacağını gösteriyor. Doğal karasal ekosistemler ve tarımsal üretim sistemleri zararlardaki ve hastalıklardaki artışlardan büyük zarar görecektir. Hassas dağ, vadi ve kanyon yok olacaktır. Kurak, yarı kulak alanlarında özellikle kentlerde su kaynakları sorunlarına yenileri eklenecek. Tarımsal ve içmek amaçlı su çok kıymetli hale gelecektir. İklimin kendi doğal değişkenliği açısından Türkiye'de su kaynakları üzerinde en büyük baskıyı Akdeniz ikliminin olağan bir özelliği olan yaz kuraklığı ile öteki mevsimlerde hava anomalilerinin yağışlarda neden olduğu yüksek rastgele değişkenlik ve kurak devreler oluşturmaktadır. Bu yüzden kuraklık riskindeki bir olumsuz değişiklik iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkisini veküp eğrisiyle artırabilir. Evet, bunlar beklenenlerden önemliydi. Birkaç tane daha var. Deniz akıntılarında, deniz ekosistemlerde, balıkçılık alanlarında inanılmaz değişiklikler yaşanacak. İşte soğukta yaşayan balıklar oraya ısınınca kuzeye gidecekler. Daha kuzeye olmayanlar da ölecekler. Yani bu kısa sürede uyum sağlama ihtimalinin olmadığını biliyoruz. Ve Karadeniz bölgesinde yaşayan balıkçılar geçinemeyecekler. Evet, Türkiye'nin gene deniz seviyesi yükselmesi, Türkiye'nin yoğun yerleşme, senin belirttiğin gibi turizm ve tarım alanları durumundaki alçak, taşkın, delta ve kıyı ovaları ile Haliç ve Riya tipi kıyıları sular altında kalacak. Ormanların, denizlerin karbondioksit tutma ve salma kapasitelerindeki değişiklikler doğal hazne ve yutakların zayıflamasına neden olacak. Şimdi ara verebiliriz. Tamam. İkinci bölüme de sevgili seyirciler, küresel iklim krizi mutlaka ki devamlı küresel savaşları da getirecek. Savaşlar şekil değiştirecek, bahaneler değişecek ama savaş kavramı herhalde daha sık yaşanacak diye bir iddia ortaya koyarak devam edeceğiz. Bir reklam arası veriyoruz, birazdan görüşmek üzere. Burası bu sefer Cine 1 olsun. Kaptan'la haftanın özetinde tekrar beraberiz. Kaptan Mustafa Can, daimi konuğumuz, İltiriş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı bizlerle beraber. Küresel ısınmayı konuştuk. Bayağı ciddi bilgilere sahip olduk. Uzak gelecekte sanki bizi ilgilendirmiyormuş gibi gözükse de aslında çok hızlı bir şekilde ve insanın evrimleşme süreciyle yakalayamayacağı kadar hızlı ve ani kıtlıklar, açlık tehlikesi, su paylaşım sorunu ve devamı da küresel ısınma, küresel çatışmaya mutlaka dönecek gibi duruyor. Ne dersiniz kaptanım? Kesinlikle haklısınız. Şimdi iki eksik bilgi vermişiz. Onu da kıymetli seyircilerimiz tamamladı. Birisi İzzet Ünlü, Setur Antalya'dan. Hı hı. Burdur Gölü 40 yılda yarı yarıya azalmış. Kendisi Antalyalı, o bölgeyi iyi biliyor. Türkiye'nin en büyük 7. gölü, lütfen kurutmayalım diyor. Bir de gazetecimiz Necati Gürsoy, küresel ısınmanın psikolojik etkisi olacağını, intiharlara sebep vereceğiyle ilgili bir araştırma okuduğunu, yazıyı tam okuyayım. Küresel ısınma, yani iklim değişikliğinin insan psikolojisi üzerine olumsuz etkilerinin olduğu olacağı literatürde bilindiği gibi, İklim değişikliğinin psikolojik tablosu da minimal stres ve sıkıntı
semptomlarından anksiyete, uyku bozukluğu, depresyon, travma sonrası stres ve intihar düşüncesine kadar değişen klinik bozukluklara kadar uzanacaktır diye bir dipnot düşmüş. Kendisi çok okuyan bir gazetecidir, Necati Gürsoy. Çok bu da tabii sağlık beğendim. Endüstrisi diyeceğim artık. Sağlık endüstrisini değiştirecek. Evet. Sakinleştirici ilaçlardaki etken maddelerin yükseltilmesi gerekecek vesaire ve bir zaten son, manyak kuşak mı çıkacak diyeyim tam? Son 20 yılda ben bulamadım ama etrafımda kullananlardan biliyorum. Antidepresan kullanımının inanılmaz arttığını düşünüyorum. Bunu Sağlık Bakanlığı'na meraktan soracağım. Türkiye'de eczanelerde satılan işte yıllara göre varsa seyircilerimizden bunu bilen eczacı izleyicimiz bana atarsa buradan yayınlarım çok arttığını düşünüyorum. Şimdi en büyük tehdit zaten yaşadığımız sığınmacı tehdidi. Artık işgalci tehdidine dönecek. Küresel ısınmayla birlikte aç kalan insanlar karnının doyacağı yerlere gidecekler. Dolayısıyla önlem alınmalıdır. Bu sefer tehditleri bahsettik. Önlem nasıl alınacak? Mesela Çankırı'da çok iyi vişne büyüyor. Artık yağmurun çok az düşmesinden dolayı verimli buğday tarlaları ne yazık ki Çankırı'da yok. Dolayısıyla komple bir vişne ağacı dikilebilir. Dönüyoruz Ardahan'dan Edirne'ye kadar tüm topraklarımızda zeytin ağacı olabilir. Bakın benzin 39 lira, zeytinyağı 250 lira. Bir hayal edin arasındaki farkını. 1 kilo zeytinle 7-8 kilo yakıt alabiliyorsunuz. Bu arada zeytinyağını yakıt gibi yakabiliyorsunuz ve çevreye de çok fazla karbondioksit salınımı yapmıyorsunuz. Yani makinelerde biyolojik yakıt olarak kullanabiliyorsunuz. Türkiye'nin evet zeytin haritası Hakkari'den Yalova'ya kadar komple ağaçlandırdığınızda hem işsizlik sorununa çare bulursunuz hem de 5 yıl içinde Türkiye'yi petrol üreten ülke sınıfına sokarsınız. Bunlar tabii kolay işler değil. Seferberlikle yapılabilecek işler. Bunu bu zeytin olayı ile bile kişi başına düşen milli geliri ki dünyada azalan bir zeytin üretimi var ve artan zeytinyağı tüketimi var. Zeytin ve zeytinyağı. Çinliler, Ruslar zeytinyağını bilmez iken mutfakları tanıştı. Hem sağlıklı hem lezzetli ve şu an ciddi talep oluşturuyorlar. Bunlara yetişebilmemiz lazım. Ve dış ticaret açığımızı azaltacak en önemli faktörlerden biri olabilir. Bu arada zeytin ağacı biliyorsun kurak da yaşayabilir. Tam onu soracaktım. Bin, bu verdiğiniz 2000 yaşında hatta 3000 yaşında daha zeytin aşağı ağaçları var. Biz kesmezsek onlar ölmemek için direnebiliyorlar. Şimdi şu anki durumda yaşıyorlar değil mi? Bir problem yok. Peki yaşıyorlar, küresel ısınmayla şimdi çok basit. Küresel ısınmayla beraber yağmur suyu azalacağı için damlama su ve yağmur sularını toplama bölgeleri yaratarak bunun önüne geçebiliriz. Yani susuzluktan dolayı verim vermemesinin önüne geçebiliriz. Bir de halkımız ne yazık ki bu aylarda sulandığında aslında bakır eksikliğinden dolayı erken olgunlaşıp düşme meyli görülüyor ağaçlarda. Buna bakır atılarak ağaçlara bunun önüne geçilebilir. Bunu da nereden biliyoruz? Halkla konuştuğun zaman böyle diyor, mühendisle, ziraat mühendisiyle konuştuğunda uzmanıyla böyle diyor. Tabii ki biz bilime güveneceğiz. Evet, nasıl sulayacaktık? Yağmurları kademeli olarak toplayacağız.
göletler oluşturacağız ve bu göletleri de su ihtiyacımız olduğunda böyle şarıl şarıl değil, damlama sulama yöntemiyle ağaçlarımızı sulayacağız. Bunun ne faydası var? Hem selleri, sel etkilerini önlemiş oluruz, hem de yaz kuraklığında su ihtiyacımızı karşılamış oluruz. Peki bu sahnede kaptanım ne kadar kilometreye, metrekare ne kadar yağmur düşeceğine dair bir simülasyon var mı? Bizden şu anki yağmur sistemi düzeni devam edecekmiş gibi herhalde biraz konuşuyoruz. Hayır, azaldığında da sonuçta birden bitmeyecek. Artı biz o orman, zeytin ormanını yaptığımızda suları da öyle sel sularıyla karışıp denize yollamadığımızda toprağımızla birlikte bu bölgede yağış miktarında düşme diğerlerine nazaran daha az olacaktır. Evet, yerüstü yeraltı sularımız sürekli azalmakta. İşte Menderes Ovası'nda eskiden 2 metrede çıkan su şimdi 30 metrelerde. Konya Ovası'nda 150 metrelerden çıkıyor. Denize akan nehirlerimizi, yeraltı sularını doldurmaya çalışmalıyız. Bununla ilgili Lütfü Şahsuvaroğlu'nun çok da güzel bir kitabı var. Orada nereden alınıp nereye basılacağı ile ilgili ayrıntılı şemaları da var. Yeraltı sularının iyi bir tarafı da şu, açıkta durmadığından dolayı buharlaşma olmuyor. Dolayısıyla daha uzun süre kullanabiliyoruz yeraltı sularını. Evet, güneş enerji santralleri ve rüzgar enerjisi, ayrıca HES'leri, barajları daha çok, yani beyaz enerjiye geçiş için devletimizin acilen kanunlar çıkarıp, mesela 5 senedir şeyi bekliyor. Fabrikatörler güneş paneli koyacaklar. Diyor ki ürettiğinin 2 katı üretebilirsin. Ben o 2. katını senden alırım. Bu bir türlü yasalaşmadı. Ve buna böyle bir yasa gelecek diye veya yasa tasarısı gelecek diye yatırım yapanlar bedava elektrik dağıtım firmalarına enerji veriyorlar. Bunun bir an önce gerçekleşmesi gerekiyor. Ve bununla ilgili de panel üreticilerine, en sağlamı o bence, ciddi teşvikler verip bu yurt dışından gelen, Çin'den gelen panelin önüne geçilmesi gerekiyor. Bununla ilgili, yani döviz diyoruz. Türkiye'de kaz üretici, düzeltiyorum. Evet, kaz üretiyorlardı. Kaz ithali durmadığı için ördeğe geçtiler. Şimdi de ördek Çin'den 75 lira kilosu buraya geliş maliyeti. Fakat Türkiye'de de ördek üretme maliyeti 75 lira. 10 milyon dolar yatırım yapacaksın, 75 TL maliyetin olacak, Çin'le savaşacaksın. İmkansız. Evet. Çin devleti ihracatına destek oluyor. Yani şu ördek ithalatını kapatın da bunun 150-200 lira olması gereken yere ördek fiyatlarının çıkmasını sağlayın ki yerli üretici üretimden vazgeçmesin veya iflas edip çekilmesin. Bu arada Türkiye'de neredeyse Avrupa'nın en büyük entegre ördek tesisi Aydoğdu Ördekçilik, Ethem Bey tarafından, Ethem Aydoğdu tarafından güneyde, Adana'da kurulmuş ve hizmet veriyor. Umarım yetkililer duyar, şu ördek ithalatını bir an önce durdururlar, ette olduğu gibi, ve olması gereken fiyata çekerler. Ördek üreticilerin sıkıntısı şu, yem fiyatlarının dolarla artmasından dolayı, yani dolar arttığında maliyetleri de artıyor. Bu arada son 5 sene elektrik, gaz, enerji fiyatları, asgari ücretler hepsi çok yükseldiğinden dolayı maliyetleri de yükseldi. Sen bu arkadaşları koruduğunda işçini koruyacaksın, o para burada kalacak.
Yani ona verdiğin teşvik boşa gitmeyecek. Yurt dışına daha çok çalışıp yurt dışına gidecek parayı bulmak zorunda kalmayacağız. Yani borçlanmak, dış ticaret açığımıza bir tane daha yara açmayacağız. %10-12 ile borçlanıyorsunuz. Ya o kadarını bu adamın ürettiği yurt dışından gelen ördek kadar buraya verseniz kötü mü olur faizi kadar? Veya daha kendilerinin bulacağı önlemler. Yani beyaz enerji ve Türkiye'deki üreticilere destek. Beyaz enerji ile ilgili de pervane, tersanelerimiz pervaneleri üretebilir. Tersanelerimizde pervane üretilmesi lazım. Gelelim bu tarımla ilgili konuştuk ya, ağaç dikeceğiz diye. Hapishaneler dolu taştı. Evlerine gönderiliyor. Niye bunları biz bu ağaç yetiştirmede, dikmede çalıştırmıyoruz? Hem ailelerine bedava da çalışmasınlar, bir para da verilsin. Ailelerine de buradan ve isteyen çalışsın, hepsi değil. Ya hapiste kalsın ya çalışsın. Tabii ki çalışmak isteyeceklerdir sağlıklı olanlar. Ve işte çok ileri yaştakiler zaten biliyorsun genellikle salını veriyorlar, ev hapsine çevriliyorlar. Hapiste çalışanların çalıştırılma fikrini geliştirmek ve uygulamak lazım. Evet, elektrik enerjisine özellikle taşıtlarda, toplu taşıma araçlarında elektrikli araçlara ve sıfır emisyonlu nedir? Hidrojen yakıtları, yakıt pilleri veya doğal gazla çalışan gemiler, trenler, bunlara geçmek zorundayız. Eğer enerji işini çözdüğünüzde HES'lerle, beyaz enerjiyle, dolayısıyla burada da çok rahat geçebilirsiniz elektrik enerjisine. Yine denizcilik diyoruz. Denizciliğe çok önem verilmek zorunda. Bakın, hatırlar mısınız? Koronada kapanmadan dolayı Yunus balıkları Haliç'te dolaşıyordu. Biz Uludağ'ı buradan çok rahat görüyorduk. Gemiler çalışıyordu. Hem de dizelle, fuel oil ile çalışıyorlar. Demek ki gemiler bu konuda fazla etkisi olan araçlar değil. Şunu şöyle hayal edin. Mersin'den İstanbul'a 5000 tonluk bir gemiyi, bunu tabii yüz binlerce tona çıkardığınızda hayal bile edemezsiniz rakamları. İşte 50 tırın getireceği yükü bir gemiye yüklüyorsunuz ve 2 tırın harcadığı yakıtla onu oradan buraya taşıyorsunuz. Trafik yok, karbondioksit üretimi yok, ek maliyet yok, kamyon yok, yurt dışına giden para yok. Denizcilik yatırımlarını hızlandırmak zorunda. Sigorta sistemleri çok sağlıklı. Evet, evet, aynı zamanda. Yani bir tır yandığında, patladığında ben bir sigortasının çevreye verdiği zararla ilgili bir tazmin yok, duymadım. Yok zaten. Ancak denizde ciddi rakamlar konuşuluyor. Biliyorsun BP Meksika Körfezi'nde milyarlarca dolar vermek zorunda kalmıştı. Her evin çatısına zorunluluk olmalı. Yeni inşalardan başlayarak ondan sonra son 10 senede yapılanlar, sonra da hepsi denmeli, güneş panelleri konmak zorunda. Bakın, zorunda diyorum. Ne yapıp beyaz enerjiye geçmemiz lazım. Evet. Peki burada kaptanım, şimdi elektrik depolanamayan bir enerji. Mesela şu an buranın elektriğini biz birebir gelen elektrikten alıyoruz. Direkt santralden geliyor, dolanıyor ve buraya direkt geliyor. Şimdi bataryayı tabii devreye almadığımız zaten takdirde. Zaten ürettiğiniz enerjiniz size yetmiyor. Siz yetecek kadara eriştiğinizde o depolanamayan kısmı da bırakın, onu da dizelle halledin. Yani ihtiyaç halinde fuel oil ile. Ama soruyu soramadım abi, siz cevabı verdiniz ya. Ben soru soracaktım. Siz cevap verdiniz. Buradan tamamlayabilirsiniz. Bu arada o kadar çok enerji ihtiyacımız var ki öyle kolay kolay tamamlayma durumunda değiliz. Bakın, Almanya enerjisinin %25'ini önümüzdeki 10 yılda da %60'lara çıkmayı hayal ediyor.
Norveç'te petrol ülkesidir Norveç. Ancak rüzgar enerjisi okyanustan ve dalgalardan elde ettiği enerjiyle tüm araçlarını elektrikliye döndürmek zorunluluğu koydu. Burada Cemre Şipyak'tan veya Sedef Tersanesi'nden aldığı gemiler elektrikli gemi yaptırıyorlar. Yani fiyortları gezmesi için. Onlar bizden daha zengin değiller bilginize. Ama daha akıllı oldukları da herhalde. Yani daha planlı ya da bilmiyorum. Daha akıllı demeyelim de. Şimdi Boğaz'da daha vatanseverler belki de. Boğaz'da karşıdan karşıya geçip giden teknelerimiz kirlilik yaratıyorlar. Römörkörlerimiz kirlilik yaratıyorlar. Burada biliyorsunuz Kran Tersanesi elektrikli römörkör üretebiliyor. Navtek üzerinden yapıyor. Evet. Hepsini elektrikli yapsanız büyük bir dertten kurtulmaz mısınız? Doğru. Yani Boğaz içindeki o eskortlar sürekli de artarak devam ediyor. Gemileri takip eden römörkörler kaza halinde. Bir, onları belli bölgelerde demirde hazır bekleterek bu sorunu çözüp bir de bunları elektrikli hale getirdiğinizde karbondioksit emisyonu da yaratmadan büyük bir memlekete ve dünyaya iyilik yapmış oluruz. Bir de Türkiye'nin şansı herhalde kaptanım Aspilsan, askeri pil sanayi Ankara'da, Çubuk'ta. Çok ciddi elektrik teknolojisi geliştiriyor şu an. Depolama teknolojileri geliştiriyor. Savunma sanayici gazetecisi ufaktan oraya da hemen. Orada da çünkü hem denizcilik tarafında da şimdi görüşmeleri de var. Hani şeyde o dışa bağımlılık da çok rahat ortadan kaldırılabilir durumda. Depolama tarafı için. Bataryalar tarafı sanırım için. Sanırım lityumla yapıyorlar lityum, tabii, bu tabii, işi. Tabii. Lityumla bu iş sanki çözülmeyecek gibi. Yeni teknolojiler de var. Bu arada benim bildiğim Toyota hidrojenle bu işe girmek üzere. Yani hidrojen santralleri küçük, ciddi şekilde bilimsel gelişmeler var ve üretmeye başladılar. Yani sudan hidrojen üretilecek, yakarak su buharı vererek yola devam edebilir. Aslında suyla çalışan motor gibi biraz. Aynen öyle. Ama bu sefer de su tüketimi artacak ama. Dediğim gibi buzullar eriyor ya, suyumuz bu. Herkes garanti buzullara yaslandı yalnız. Bir işimiz yani, keşke o kadar kullanabilsek de bu erime seviyesini altına düşürebilsek. Penguenler zaten bunu beğenmedi. Bakın terse dönecek iş. Biz ne kadar az karbondioksit salınımı verirsek buzullar tekrar donmaya başlayacak. Evet, her şey tersine tekrar. Pandemide dönecek. Olduğu gibi. Yani. Ama hani kanserlerde biliyorsun belli bir noktaya gelince geri dönüşü olmuyor. Onu kesip atıyorsunuz. İnşallah Tanrı dünyayı kesip atmak zorunda kalmaz. Ama yani, çok zor bir çizgi değil mi kaptanım? Yani bir taraftan da ülkelerin rekabetleri de var. İşte geri dönülmez yere. Hırs var. 2000 yani 30'lardan bahsediyorlar. Çok bir şey kalmadı. Yani 7 sene. Sene kalmış. Eğer bu kararları Kyoto'yu yerine getiremezsek o eşiği geçebileceğimizi düşünüyor. Nüfus da öyle. Nüfus şu anda dünya anca besleyebilecek durumda ve büyük sıkıntı olduğunu biliyor ve çünkü, yani ülke bile olsanız ediyorum. Sonuçta Türkiye'yi fanus içine alıp da kimse gelmesin diyemeyiz yani artık hani dünya evet bir ülkeyiz ama dünyanın da bir parçasıyız. Dolayısıyla herkesin her parçanın aslında eş zamanlı uyum içinde çalışması gereken makine gibi aslında dünya. Aynen öyle. Devletlerle ilgili İbni Haldun'un güzel bir yorumu vardır. Devlet her organı iyi çalışmalıdır. Vücut gibi düşünün. Birisi aksarsa o devlet aksar. Dünya da öyle ağır kurallarla hepsi düzgün çalışmalı. Hiçbir yere aksamamalıdır. Yani bir ülkenin çıkarları değil dünyanın çıkarları bunun için hep beraber uğraşmalıyız. Doğru. Evet, atık sular illaki arıtılmalı. Şu an yeteri kadar arıtıldığını düşünmüyorum ve illaki bu atık sular tekrar kullanılmalı. En azından çevre sulamasında kullanılmalı. İçme suyu bile yapılabildiğini biliyoruz atık sulardan. İçme suyuna da verilmesi çok zor değil. Deniz suyunu tatlı suya çevirme yöntemleri pahalı yöntemlerdi ve uygulamak zorunda olan işte Suudi Arabistan, İsrail
mecbur yapıyorlardı bunu ki onların suları bir de tuzlu sular. Kızıldeniz daha tuzlu, Akdeniz de tuzlu. Bizim Karadenizimiz var, özellikle İstanbul'a tuzluluk oranı %11, daha yoğunluğu da azdır onun için. Çok daha ucuza tatlı suya çevrilebilir ve hem sulamada hem içme suyu olarak çok rahat kullanılabilir. Evet, teşvik, elektrikle çalışan araçların muhakkak teşvik edilmesi gerekiyor. Şarj cihazlarının yani 20 dakikadan 10 dakikaya dolar hale gelmesi gerekiyor. En azından şu anki yol kapasitesiyle şehir içlerinde kimse başka bir araç hayal etmemeli, elektrikli araç kullanmalı. Elektrikli araç vergileri biraz aşağı çekilmeli ve fosil yakıt kullananları 5 katına çıkarılmalı ki zorunlu bir dönüş olsun. Norveç'i takip edelim burada. Nasıl yaptılarsa biz de öyle yapalım. Evet, dünyayı en az kirleten, en az enerjiyle en fazla yük taşıyan araçlar gemilerdir. Deniz yatırımlarını artırmamız lazım. Armatörlere, beyaz enerjiye geçen, elektrikli gemiye geçen armatörlerimize özel teşvikler verilmelidir. Gemilerde kullanılacak basit bir güneş paneliyle jeneratör kullanımını, özellikle demir beklemelerinde sıfıra düşüren gemilere boğazdan bir kere geçmek bedava gibi. Böyle kampanyalar yapılmalıdır. Bankalardan kredi çekerken bir rakama bir adet belirlenebilir. Şu kadar ağaç dikeceksin ki Tema Vakfı yapıyor bunu. Ve ondan sonra sana kredi vereceğiz diyecek ve gidecek Tema'ya yatıracak parasını, sertifikasını alıp bankaya götürecek ve ağaç dikecek. Bu arada ben bir ara uyguluyordum onu, çiçek göndermek yerine koparıp doğadan Tema Vakfı'na veya Çankırı Vakfı'na talebe evlenmelere, işte açılımlara, cenazelere para yardımı yapıp oradan işte bir talebenin bir seneliği diye bir çiçek parası neredeyse. Bunun talebelere ulaşmasını, çiçeğin de telgrafla vakıf tarafından, işte tarafınıza, Çankırı Vakfı tarafından adına şöyle bir şey yapılmıştır diye bu işi ölümsüzleştiriyoruz. Düşünsene, bir çocuğun bir senelik bursunu vermişsin bu sebepten dolayı. Sağ taraftaki meleklerimiz öldükten sonra da cenaze ise hayat boyu o çocuğun yaptığı her iyiliği yazacak, kötülüğü de yazmayacak. Evet. İş yerleri. Çevreyi kirletiyorsa ceza vereceksiniz. Aynı zamanda tüketici olarak da karbon izi az olan firmalar, çünkü onlar daha çok gideri olacak, onlardan ürün almaya çalışmalıyız. O gideri karşılayabilmek için çevreye duyarlı olan, çocuk çalıştırmayan, çevreye duyarlı, karbon salınımı düşük olan firmalara yönelmemiz lazım. Ve küresel ısınmada en büyük tehlike hem göçten dolayı oluşan salgınlar. Bakın, basit bir göç verem hastalığını getirdi tekrar. Sıfırdı Türkiye'de. Hatta eskiden işe girmek için, üniversiteye girmek için verem sağlık hastanelerine gidip illaki film çektirip onunla giderdiniz. Onlar bitmişti çünkü sıfırdı artık. Radyasyon vermeye gerek yoktu. Şu anda tekrar verem salgınıyla başladık. Bu arada bir doktorun iddiası mevcut ilaçlarında bunu çözemediğini iddia ediyor. Bu da çok büyük risk ve tehlike. Kızamık. İnanılmaz bir kızamık salgını var. Biz iddia ettiğimizde yoktur dendi. İki ay evvel sanırım. Bakanlıkta doğruladı. Evet. Bir hafta sonra evet, kızamık vardır dedi. Çocuk doktoru Gökçe Can iddia etmişti bunu. Ona da teşekkür ediyoruz duyarlı ve cesur davranışından dolayı.
Şimdi sanayi evet Anadolu'ya, Anadolu'muz için çok önemli ama ya bunun hepsini de bir yere yıkmanın anlamı yok. Yani bütün kimya sanayi İzmit'te ve İzmit'i çökertiyorsun. Yay Anadolu'ya bunu. Yani sanayiyi Anadolu'ya yayıp böyle önlenemez ozon tabakasına çıkışı önle. Yani o ağaçların arasında, ormanların arasında yayarak yaptığında onların, tabii yeni açtığın ormanlardan bahsediyorum, yok ettiğin ormanların olduğu yere değil. Oralara kurduğunda bunları yok edeceğini biz biliyoruz. Ama hepsi aynı bölgede olduğunda o bölgede her türlü hastalığın artacağını biliyoruz. Bu arada salgın hastalıkla ilgili buzullarda çıkan, erimeyle ortaya çıkan bakterilerin bizim alışık olmadığımız bakteriler olup salgın hastalıklarla insanlığın sonunu bile getirebileceği senaryolardan biri. Tarıma yatırım yapmak isteyen iş insanlarına özellikle devlet tarım arazilerinin tahsis edilmesi lazım. Bu tahsisle ilgili takip de gerekiyor. Yani ürettin mi, üretmedin mi? Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi file dağıttı bütün üreticilere. Tarım ilçede dağıttı oradan görüp arkasından. Sonra bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi gitti. Kaç fide aldın dedi, bu kadar. Nerede bunlar dedi. Ve onları ekmeyip satanlara ceza yağdırdı. Ne yazık ki tarım ilçe müdürlükleri bunların akıbetini sormadı. Gideceksiniz, bunların akıbetine bakacaksınız. Ekildiler mi? Sulanıyorlar mı? Çürüdüler mi? Kontrol edeceksiniz. Aksi takdirde dağıtılır ve orada ya çürür ya satılır bu fideler. Ki burada can havliyle ağaçlandırma için çalışan örnek vatandaşların hevesinin kırılmaması lazım. Evet. Onlara onur olması lazım. Ve artık orman açılmasına asla müsaade etmemek lazım. Ve hatta yani iki kuşak, üç kuşak önce dedeler orman açmış, ekmişler, tarla tapusu almışlar. Fakat bu arada ekilmediği için bu tarlalar olmuş orman. Bunların tespit edilip tekrar ormana çevrilmesi lazım. Bu vatandaş çok kızacak buna ama bu böyle olması gerekiyor. Bakmıyorsan... Ama seferberlik biraz da bunu da içeriyor aslında. Evet, yani. Evet, biraz acı da çekeceğiz. Tabii. Yine meyve ve orman ağacı yetiştiren fidancıların teşvik edilmesi, meyve bahçelerin ve orman alanlarının daha hızlı yaygınlaşmasına sebep olacaktır. Bu arada şu çam dikmeyelim artık, kolay yanmayan ağaçlar var. Onları dikelim artık, mesela meşe onlardan biridir. En kolay yanan ağaç çam mı? Çamdır. Hatta biliyorsun o kozalakları patlar. 1 kilometre kadar gider yanarak oraları yakmaya, ateşi dağıtmaya devam eder. Kenevir. Kenevirden 55.555 çeşit ürün çıkar. Kenevirin aynı zamanda bir dönüm kenevir ekili alan 25 dönüm ağaç ekili veya çam ekili orman kadar oksijen verir. Bakın bir dönüm 25 dönüm. Ve her şeyi faydalı. Bunun yağı, CBD dediğimiz yağ, Türkiye'de çıkarılmıyor. Yalnızca tohumu sıkılıyor. Onun da faydası onun gibi değil. O kadar fazla değil. Yağı her türlü hastalığa iyileşmesine fayda sağlıyor. Öğrenmişim işte. Yani bütün Hollanda'da serbest, Almanya'da serbest, Türkiye'de yasak. Kenevirle ilgili bir dernek de var. O dernek başkanını önümüzdeki hafta ağırlamayı düşünüyoruz. Şu kenevir dosyasını açmak istiyoruz. Yani böyle faydalı, yararlı bir bitkinin her yerde kullanılan, sanayide, tıpta, tarımda, yani her şeyi bir işe yarayan bitkinin neden hala üretilmediğini Türkiye'de sorgulamak gerektiğini düşünüyorum. Evet. Şimdi geldik tarıma.
gene. Tarım acil eylem planı. Neler yapılabilir? Bununla da bağlayacağız artık konuyu. Geldi mi süre gene? Bakalım. Demin korkuttun güzel beni. Şu. Yok şu an 11.25 var. Güzel. Şu an iyiyiz. Evet. Bir, su kaybının azaltılması ve su kullanımının optimize edilebilmesi için sulama programlarına ve damlama sulama yöntemlerine önem ve teşvik verilmesi. Tarım ilçelerde bazı projelerde damlamaya teşvik ediyorlar ve yine birlikte üreticilerle beraber başarılı projeler gerçekleştiriyorlar. Bu arada yerin 7 kat altında İstanbul İl Tarım Müdürümüz Ahmet Bey bitki yetiştiriyor İstanbul'un göbeğinde. Çok da başarılı bir üretim yaptılar. Bu da geleceğin üretim şekillerinden biri. Bu gizli bir proje, gizli bir yer falan mı yoksa? Yok. Yerin 7 kat altı, yani düşün 50 katlı gökdelen -5'e iniyorsun. En alt katını diyeceksin ki burayı tarım alanı yapacaksın. Güneş pilleri, güneş selleri dediğimiz elektrikliler güneş gibi sereceksiniz. Yapay güneşi evet, üstüne. Yani. Ve üretim yapacaksınız. O binayı doyuracaksınız. Şartı koyacaksın. Oraya yetecek üretimi oradan çıkaracaksın. Şimdi eğitim. Muhakkak az su kullanmayla ilgili ilkokuldan başlayan bir eğitimden geçmemiz gerekiyor. Yani diş fırçalarken suyu açıp beklemek yerine ıslatırsın fırçanı, ondan sonra kapatırsın, yıkarsın. Tıraş olurken suyu açıp altında bekletmek yerine, bunlar inanılmaz kayıplar. Bulaşık makinalarını yaygınlaştırır. Çünkü 10 katı su harcıyor elle yıkamayla veya makinayla yıkama arasında. Makine yıkamasını onun için teşvik edilmesi gerekiyor su kaybının azalmasıyla ilgili. Yani eğitim. Hani selleri önlemek için su havzaları oluşturalım demiştik ya. Hı hı. İşte aynı bölgelere meyvecilik havzaları oluşturup bu suları oralarda kullanmamız gerekiyor. Damlama sulama illa yaygınlaşmalı, teşvik edilmeli. Hatta bu konuda Avrupa Birliği hibe programları var. Bunlar da sonuna kadar nasıl kullanılacağı öğretilmeli. Bizim Avrupa Birliği projelerinde hakkımız olanın 1/10'unu kullanabiliyormuşuz. 9/10'u kullanamıyormuşuz. Bununla ilgili eğitimi verilecek, öğretilecek mi? Bu kredileri kullanmamız lazım. Avrupa şunun farkında. Anadolu kuraklaşırsa o da aç kalacak. Yani Anadolu'dan ciddi bir meyve akımı var biliyorsunuz Avrupa'ya. Bunların durmaması için buradaki tarımın modernleşmesi, makineleşmesi, daha az insan gücüyle, daha az su kullanarak devam etmesi gerekiyor. Ürün ve ekim yetiştiricilik programlarında kullanılabilir toprak haritalarının hazırlanması. Bunlar var, millete de gösterilmesi gerekiyor. Ekilebilir arazilerinde Türkiye'nin dönüşümlü yetiştiriciliğin nedir bu? Bir sene nem tutan veya bir dönem nem tutan, bir dönem su tutan bitkileri koyarak o suyun hem kaybolmasını önlemek, mesela ilkbaharda su tutan, yazın nem tutan bitkilerle bu tarıma teşvik yapılabilir. Toprağın sıkışmasını ve toprak yapısını korumak ve iyileştirmek için mekanik olarak işlenmesine geçilmek zorundadır. Ekilebilir arazilerde toprak erozyonunu azaltıcı arazi işleme teknikleri, işte set usulü, bunların uygulanması gerekiyor. Şu anda bir tane kepçenin saat ücreti 2000 lira, 5 dönümlük bir arazinin bu hale getirilmesi 600-700 bin liraları bulur. Evet. Dolayısıyla bir çiftçiden bu rakamı bulması beklenemez. En azından yakıtını devlet versin.
işçiliğini çiftçi ödesin, böyle bir ortak çalışma yapılabilir. Mümkün olduğunca toprakların fümigasyonlarında, gübrelenmesinde kimyasallardan kaçınılması gerekiyor. Daha çok doğal gübreler, solucan gübresi, büyükbaş, küçükbaş hayvan gübreleri geliştirilip çoğaltılarak kullanılabilir. Bu arada bakteri gübreleri çıktı. Yararlı bakterileri siz ıslatıp canlı hale getiriyorsunuz, seriyorsunuz toprağa, yararlı bakterileri çalıştırıyor, zararlıları öldüren gübreler çıktı. Rusya'da da başarılı sonuçlar aldığını biliyoruz. Türkiye genelinde ekilebilir arazilerinde gübre kullanımı sonucunda taban suyundaki nitrat ve fosfat düzeylerini ulusal, uluslararası limitleri aşmaktadır. Bunun önüne geçmek zorundayız. Bu hem sulama hem de içme suyuna zehir karışmasına sebep oluyor. Organik gübre ve kompost kullanımını yaygınlaştırmamız gerekiyor. Su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirebilmek için ticari olarak en kullanışlı ve en etkin sulama sistemlerini kullanmamız gerekiyor. Farkında mısın? Her şey su, su, su. Atık suyu tekrar sulamada kullanmamız gerekiyor. Sulama suyu kaynağının yılda en az bir kere mikrobiyal ve mineral analizi yapılması gerekiyor ki tarlamıza ve toprağımıza zararlı suyla sulamamış olabilirim. Ve kuraklık geliyor. Bunu kabul etseniz de etmeseniz de buna göre kuraklıkta yaşayabilecek tohumlar geliştirmek zorundayız. Bitkiler geliştirmek zorundayız. Bizim daha önce bir tohum islah dairelerimiz vardı. Kullandığını biliyorum. Doğru değildir inşallah. Bunların tekrar çalışır hale gelmesi gerekiyor. Kenevir nasıl kaptanım? Kolay yetişebilir mi? Çok kolay. Çok kolay. Hem oksijen bol, yağmur çeker, suyu sever. Ama az suda da büyür. Dolayısıyla kenevir kolay yetişen bir, özellikle Karadeniz bölgesinde çok kolay yetişir. Kuraklıkla oluşacak bitki ve hayvan hastalıkları zararlarına karşı şimdiden tedbir ve ilaçlarının bulunması gerekiyor. Gıda sağlığı ve gıda güvencesinin sağlanmasıyla ilgili dedik ya, kırmızı kitaba girmesi gerekiyor. Kırmızı kitaba girip önlemlerin alınması gerekiyor. Tarımsal ham madde ihtiyacının planlanıp, hazırlanıp, sanayisinin oluşturulup karşılanması gerekiyor. Kuraklıktan etkilenen çiftçiler için yeni ekonomik politikalar geliştirilmesi gerekiyor. Yoksa o kuruyan göldeki insanlar aç kalmayacak, şehirlere göç etmek zorunda kalacak. Onları göç ettirmememiz gerekiyor. Türkiye genelinde tarımsal kuraklık eylem planı kapsamında ARGE çalışmalarına ağırlık verilmesi gerekiyor. Devlet Planlama Teşkilatı'nın tekrar kurulması, efektif şekilde çalıştırılması gerekiyor. Tarım arazilerin miras yoluyla bölünmesinin kesinlikle önüne geçilmesi gerekiyor ve bunların muhakkak ve muhakkak birleştirilmesi gerekiyor. Tarımsal kuraklık eylem planı kapsamında mali kaynakların acil ve acil olmayan koşullar için belirlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması gerekiyor. Özetlersek konuyu. Süremiz bitiyor, bakıyorum saate, bakıyorsun sürekli. Ormanlar güneşten gelen kısa dalga boylu radyasyonun büyük kısmını kendisi absorbe ettiğinden atmosferin aşırı ısınmasını etkiler. Orman dediğimiz doğal ormanlar değil, bizim yapacağımız zeytin ormanları da bu kapsamda. Bir de zeytin biliyorsun yaprak dökmez, önemli bir bitkidir. Yağışın
oluşmasına katkı sağlar. Karbondioksit yutağıdır, oksijen kaynağıdır. Yaprakları ile toprak arasında güçlü bir mikro klima tabakası oluşturur. 10 dereceye kadar ısı farklıları kışın battaniye olur örter, yazın şemsiye olur güneşin toprağı yakmasını önder. Bitkisel atıkların da biyo kütle enerji temin etmeye sağlayacak ve dökülen yaprakları ve çürüyen atıklarıyla verimli toprakların oluşmasını sağlayacaktır. Yeraltı suların kullanımı konusunda ciddi bir disiplin oluşturulması gerekiyor. Yeraltı suları hepimizin kaynağıdır. Bunları öyle şarıl şurul yapamazsınız. Damlama suyu olmayan hiçbir tarlaya öyle kaptırma suyla su verilmemeli. Her yer damlama suya geçmeli. O fazla sulama toprağı bir, toprağı çölleştiriyor. İki, gübreleri yeraltı sularına karıştırıyor. Sulak alan oluşturularak mikro kılıma alanları oluşturulmalıdır. Artık çok yoruldum ben. Bu kadar uzun süre en son 2005'te üniversitede ders verirken evet konuşmuştum. Hakikaten şey oldu böyle, amfide sizi izliyor gibiyiz şu an. İTÜ Denizcilik Fakültesi'nde. Konum denizcilikti o zaman. Evet, yer altındaki büyük boşluklara tatlı su şarj edilerek denize giden tatlı su. Buraları depo olarak kullanmalıyız. Bunun dediğimiz gibi bir yerel ısınmadan dolayı, yerin ısınmasından dolayı kolay buharlaşmaz, altta emin bir şekilde kalır. Enerji tüketimi azaltılmalı. Minimal yaşama doğru insanlar teşvik edilmeli, eğitilmeli. İhtiyacı kadar almayı öğrenmelidir. Mesela Ali Sabancı'nın bindiği botta 3 tane 300 beygirlik makine varmış. Yani 300 beygirle 100 beygirin ulaşabileceği süratin çok az fark ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla 100 beygirlikle yetinecekler. Yani hem karbon salınımı hem onun üretimi için oluşan karbon salınımının önüne geçmemiz gerekiyor. Bu arada Ali Sabancı'nın durumu iyiymiş. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Eşinin de. Enerji tüketimi, evet, eğitimle azaltılacak nokta. Çevrenin ve atmosferin korunmasına önem verilmeli. Kanuni zorlamalar getirilmelidir. Uluslararası süreçler, iklim konferansları, Kyoto protokolü ve diğerleri, bunlara uyacağız. Yetmeyecek. Yerel olarak da ve ulusal olarak da ek önlemler alacağız. Yani o Kyoto'daki kadar da olmayacak. Mesela Anadolu'ya yayacağız dedik, işte ağaçlandıracağız. Kyoto'da böyle bir ağaçlandırma şartı yok. Biz koyacağız. Kredi alan, evlenme şartı koyabilirsiniz. Evlenmek için 1000 ağaç dikmek zorundasın. İster kendi gidip dikip ispat etsin, temada gidip çalışsın dikilirken, İsterse parasını versin diksin, ama 1000 ağaç dikmeyeni evlendirmeyeceğiz. Su ile ilgili hesap düzgün yapılmalı. Tatlı su kaynakları hidrolojik çevrimini en son ürünü olan yağmur ve kara bağlıdır. Hidrolojik döngüdeki bozulma her şeyi alt üst eder. Yani yağmur bombaları atılmasına müsaade etmeyeceğiz. Yağmur ekolojik olarak yağması gereken yere yağacak. Başkasının yağmurunu çalamazsın. Tarım politikaları doğru yapılandırılıp mevsimsel iklim tahminlerine göre ekim dikim yapılmalı, düzenli gıda stokları tutulmalıdır. Denizlere akan tatlı suyun su ihtiyacı olan bölgelere şarj edilmelidir. Yağış klimatolojimiz bakımından en zayıf ve en duyarlı bölgesi İç Anadolu bölgesi, İç Ege ile Doğu Anadolu bölgesidir ve Güneydoğu Anadolu bölgesi. Sıcaklık bakımından yine İç Anadolu bölgesi hassastır. Bu bilgiler doğrultusunda eylem planları hazırlanmalıdır. Bu arada
sesim kesik olarak olabilir. Devlet plan, o sürede söylemiştim. DPT, Devlet Planlama Teşkilatları tekrar kurulmalı, çalışır hale getirilmeli ve ciddi planlamalar, 5 yıllık, 10 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık planlar yapılmalı, harfiyen uygulanmalıdır. Hükümetlerle bunlar plan yapılıp değiştirilmemelidir. Bitti. Şimdi bu tabi barış zamanı herhalde bir tarım politikası olarak aslında daha öne çıkıyor ama şu an sığınmacılar, kaçaklar, istilacıların olduğu bir coğrafyada herhalde öncelik onların ülkeden gönderilmesi, bunun içinde güvenlik bürokrasisinin şimdi devletle beraber. Bunu söylediğim için faşist diyorlar ama ben vatandaşımı koruyorum. Yani kendi çoluğumu, çocuğumu, torunumu korumak için yapıyorum. Almayalım mı? Dünyada aç o kadar çok ki. Buyurun hepsini alın. Nereye yeteceksiniz? Biz alabildiğimiz sınırları aldık ve çoktan geçtik. Nüfusun 20'de birinden fazlası bence katlanılmaz durumdadır. Ve biz şimdi %25'leri bulduk. Günahtır bu memlekete. Yani biz aç insanları, savaştan kaçanları alıyoruz diye zorla bize ittirilenleri burada ev sahipliği yapmak zorunda bırakılmamızı kabul etmiyoruz. Ülkemde işgalci ve sığınmacı istemiyorum. Şimdi kaptan bu çizdiğiniz tablonun aslında özeti sanki yakın gelecekte açlık oyunları başlayabilirmiş gibi gerekli önlemler alınmazsa. Evet. Ya da şimdi Afganistan'da, Hindistan'da, Pakistan'da bu kadar ciddi önlemler alınacağını düşünmek biraz saf dillilik olabilir. O zaman da o coğrafyanın insanları açlık oyunları için buraya evet, yığılacaklar. Akın akın gelecekler. O zaman da peki sizce özel mülkiyet kavramı ne olacak yerle burada? Yerle bir olur. Çünkü aç insan hani tırnak içerisinde onu durdurmak yani pek bu, mümkün olmayacaktır. Ben buna aklım almayan şey şu. Bunun en büyük savunucuları işte tabii ki gelmeli. İşte evinde birçok iyi insan var. İki gece kalabilir mi? Hemen bahaneler. Ben burada misafirim. Benim evim zaten iki odalı. Benim topraklarım da 90 milyonluk topraklar. 110 milyonluk değil. Dolayısıyla burada onlara yer yok. Diyorlar ki işte tarım bitecek. Afganlar gidecek. İşte işçi, Suriyeli işçiler onları yollarsak çalışacak işçi bulamayacağız. Ya 2011'e kadar Suriyeli mi vardı bu memlekette? Bütün fabrikalar yine çalışıyordu. Biz onu çalıştıracak işçiyi yine buluruz. Artı Türk soylu o kadar zayıf durumda olan Makedonya'da $350 maaşlar biliyor musun? Bundan da bahsetmiştik. Asgari ücret. Türkmenistan var, Özbekistan var. Buralarda sıkıntıda olan bir sürü Türk var. Aynı dili konuşuyoruz. Aynı kaderi paylaşıyoruz. Biz bunlarla haşır neşir olsak, o ihtiyacı varsa ki bence yok, karşılasak kötü mü olur? Doğru. Ama işte bu sahne, bu karamsar tablo, bunun üzerine Avrupa'nın önlemlerini daha sert alacağını tahmin etmek zor değil. Şu an bile barış zamanında bile bildiğiniz geri itiyorlar. Botları patlatıp Yunanlıları gönderiyorlar. Yunanlıları kızıyorsun botları patlatıyor diye. Adam ülkesini koruyor. Ha bir savaşçı girmiş. Tabii yani aslında baktığında evet yani. Onun malını çalıyor. Gelip yiyeceğine, işine ortak olacak bu gelenler. Artı ırza tasallut edecekler. Yaşamıyor muyuz bunları? Hep beraber yaşıyoruz. Doğru. Sonuçta güçlünün veya uyum sağlayanın hayatta kaldığı bir dünyada yaşıyoruz aslında. Evet. Yani burada hani işte Avrupa işte yıllarca Afrika'yı sömürdü. Şimdi cezasını çekiyor falan demek de biraz şey herhalde. Hani çok işi duygusallaştırmak olur herhalde. Yani evet. Çünkü ceza çekmenin ötesinde şeyler yaşanıyor şu an Avrupa'da. Yani tecavüzler, tacizler, hırsızlıklar, gasplar. İnanılmaz bir kültür şokuyla da karşılaşıyorlar bu arada. Yani hani merhaba dediği mesela Suriyeli'den geçen Norveçli bir çocuk. Dövüyorlar parklı çocuğu zevk için. Dövüyor, ayaklarını öptürüyorlar falan. Hani Belçika'da. Belçika'da mıydı pardon? Yani, ya bu kameranın da ayak öptürülüyor. Kim bilir o çocuğa neler yapıyorlar. İşte yani hani çocuk da böyle kalmış ne oluyor diyor. Hani ve şiddetle belki ilk kez tanıştığı için
otomatik olarak şiddete boyun eğiyor. En çok tokat atanın da haklı olduğu bir sistem kurmaya çalışıyorlar geldikleri coğrafya itibariyle. Bunun üzerine bir de açlık oyunlarını eklerseniz burada. Hollanda şimdi ürettiğini seninle paylaşmak istemeyebilir. Abi, vermek istemeyecek zaten. Türkiye'nin artı, de istememesi lazım. Bakın enerji krizinden dolayı çok da üretemiyorlar. Yani elektrik enerjisi doğalgaza bağımlı olduğundan dolayı, aşırı zamlanmasından dolayı Antalya'dan domates gidiyor. Biliyorsunuz zeytinyağı ihracatı şu anda dökme olarak yasaklandı. Yani Türkiye yasakladı. Bu işte kıtlıkla beraber bütün ülkeler yapacak bunu. Ve pandemide gördük bunları zaten. Rusya buğdayı kendine yeteceğinden dolayı kıtlıkla beraber küresel iklimin en büyük yan etkilerinden birisi. Onlar yollamayacaklar. Dünya yani bütün dünya aç kalacak. Ben bunu hep beraber göreceğiz. Ve açlıktan ölmeler şu Afrika'da her tarafı şişmiş çocuklar var ya bunları açlıktan şişiyor. Evet, her tarafa yayıldığını göreceksin. Bütün mesela dünya. Açlığı hani belki bir patatesli falan bir tık hani sakinleştirebilirsiniz ama mesela su kaynakları tartışıldığında işte Manavgat'ın suyunun hala boş akması gibi Fırat'ın Dicle'nin aynı şekilde. Bir patatesle önleyemiyorsun bir kişi için. Her öğün bir patates 3x365. Yok hani bir alternatifi var. Mesela suyun alternatifi yok. Hani evet. Kola için, maden suyu için diyemezsiniz. Hani yemekte yine bir şeyler ekmek uydurabilirsiniz. Ekmek için bile pasta var ama. Ha, yani bir şey hani yemekte bir şey uydurursun ama bir şeyler yerine koymaya çalışırsın ama su da öyle değil. Hani alternatif yok bunun. Evet. Dolayısıyla su savaşları da aslında bunun içine girecek yani. Bir de zaten Türkiye'nin gölleri de kuruyor. Dereler, Manavgat'ın suyu herhalde 1000 yıldır falan belki daha fazla uzun süredir. Su savaşları başladı. Boşa akıyor yani bizim yani. Keban Barajı'ndan daha fazla su bırakmamızı isteyecekler. Oysa Keban Barajı bize yetemez hale gelecek. Biz bırakmadığımızda yani, orası haliyle doğal patlatmaya çalışacak. Biz istiyoruz diyecek. Konu uluslararası alana taşınacak. Belki taşınmadan dediğiniz gibi kaptanın bir suikast. Su savaşları bir şey. Aklıma değil de dün haberlerde gördüm. Furkan füzemiz 1000 kilometreye erişmiş. Bu ne demek biliyor musun? Avrupa ortasından Hazar Denizi'ne, aşağıdan da neredeyse Cidde, işte Sudan, Libya ve yani geniş bir alana artık tehdit, karadan karaya tehdit oluşturabiliyoruz. Denizden ise çok daha ilerlere gidebiliyoruz. Bu konuda da savunma sanayinin son 20 senedir aldığı yolla ilgili yiğidi öldüreceğiz, hakkını yedirmeyeceğiz, tebrik ediyoruz. Bu konuda çok adım atan herkese. 74'ten itibaren millileşme başladı. Hala da artarak devam ediyor. Bu kadar sorun var, iç savaş tehlikesi var, dış savaş, su savaşları. Ordumuzun canlı, dipdiri ve modernize olması gerekiyor. Bir nusibet başına gelmiş ordumuzun kaptanı. Ardından ciddi bir atılım işte Barış Harekatı'nda Amerika'nın evet. Ambargosu. Tak Aselsan. Muavene sırlımızı Amerika NATO tatbikatında bilerek vuruyor. Tak milli gemi projesi başlıyor. İşte 4 Temmuz'da Türk uçaklarımızı uçurmuyorlar. Türk askerinin başına çuval geçiriliyor mesela. Türkiye insansız hava aracı teknolojisini başlatıyor evet. Bir anda. Çünkü Amerika o zaman TAI ortak olduğu için yerli ve milli İHA'ya izin vermiyor o zaman. Şimdi de biliyorsun insansız savaş uçağı geliştiriliyor. İnşallah 1-2 seneye kadar onu göklerde göreceğiz. O çok zor bir olay. Dünyada 4-5 ülke savaş uçağı üretebiliyor. Ama şimdi hani insan istiyor ki ama insansız savaş uçağını izlerken de hani değil mi böyle zeytinyağı sürülmüş bir ekmek yiyeyim hani yani aşağıda olmadığında da hani biraz hani donu yok uçak izliyor gibi falan da olmak istemiyoruz yani aslında biraz. Çünkü propaganda tarafı da kaçabilir o da bu sefer doğru, yani. Doğru. Böyle ilginç de karikatürler vardı şimdi canlandırmayalım da. Kaptanım ağzınıza sağlık. Bilgi dolu dop dolu bir 2 saat 15 dakika geçirmişiz. 15 dakika reklamlar atıyoruz. 2 saat güzel programdı. Haftaya tekrar buradayız. İnşallah haftaya görüşmek üzere. Haftaya konumuz inşallah kenevir olacak. Yine 1,5-2 saat kenevir tartışacağız. Bakın ne menem bir bitki olduğunu göreceğiz. Bir de başlamadan evvel tabii ki haftanın gündeminden kısa notlar anlatırız. Bu arada haftaya kenevir programının sanki
Türk televizyonculuk tarihinde bir şey oluşturacak bir şey geliyor bana. Bir mihenk taşı, bir kilometre taşı, bir kaynak olacak bir şey geliyor. Özellikle bu tip bir kaynağı yine sizden bekliyoruz kaptanım. Çalışacağız efendim. Ben bu program çok rahat ettim sevgili seyirciler. Topu size attım ve kenarda takıldım burada. Kamera boşluğunu doldurdum aslında. Estağfurullah. Ağzınıza sağlık. Sen olmasan olmazdık. Haftaya görüşmek üzere sevgili seyirciler.